Selam arkadaşlar, Hardware Plus'a hoş geldiniz. Yanımda, daha doğrusu önümde bir tane Zenfone 3, yanımda da Gizem var. Niçin bir araya geldiğimizi tahmin ediyorsunuzdur. Gizem, kim Zenfone 3 kullanmak isterse evimizin 5. ve sonuncu binicisi. 15 günden biraz daha fazla oldu, yanlış şey yapmıyorsam. 17, 20 gün oldu mu? Yok, 20'ye gelmedi galiba. 17. 17-18 gün, evet. 2 hafta önce hatırlarsanız Gizem'e telefonu vermiştik. Ve işte 15 gün kullanacaktı. Bugün pazartesi, bayramdan önceki pazartesi. Ayın kaçıydı bugün? 19 Haziran pazartesi. Gizem yine ofisimize geldi sağ olsun ve bize Zenfone 3 ile ilgili deneyimlerini anlatacak. Gizem, topu sana, sözü sana bırakmadan önce belki ilk videoyu seyretmeyen arkadaşlarımız vardı. Kısaca bir kendini şey yapsın, hatırlatsın, tanıtsın da tekrar bize. Ben Gizem Belen Akgüney. Dijital pazarlamacı olarak çalışıyorum özel bir şirkette. Normalde neler kullanıyorum? Normalde S7 Edge kullanıyorum. Aynı zamanda J7 kullanıyorum. Tamam. Artı 15 gündür de. Ben söyleyeyim, S7 Edge'i kendi özel telefonu olarak kullanıyor. J seviyesi olan telefonuysa şirketinin kendisine verdiği şirket adı olarak kullanıyor. Normalde hangisini daha çok kullanıyorsun gün içinde? S7 Edge. Kendi telefonu daha çok kullanıyorsun. Ve 15 gün önce biz sana bu güzeli şeyi verdik. Zenfone 3'ü verdik. Şimdi böyle dediyse kırmış diye gösteriyormuşum. Yok, kırmış falan değil. Sapasağlam telefon, sağ olsun. 15 gün boyunca bunu kullandın. Tekrar vereyim sana. Tamam. Anlat bakalım, nasıl geçti bu 15 gün? Şuradan başlayayım. Şarjını ben merak ediyordum. Beklediğimden yavaş mı şarj oluyor? Hayır. Komple bitirip test ettiğimde 2 saat 15 dakikada şarj oldu. SSD için biraz daha hızlı şarj oluyor. Biraz ona alışkanlığım var. Fakat J7'de yine yaklaşık benzer bir sürede şarj oluyor. Benim aklımda değil ya. 2 saat 15 dakika acaba bizim pil testinde de çıkan süreye yakın bir süre mi? Özellikle ona bakmadım. Hani yapmayın diye, kafamda karışmasın diye. Okey, tamam. Ama 2 saat 15 dakika diye zaman tuttuğuna göre dikkat etmişsin demektir, evet. Şeyi. Tamam. Onu merak ettim çünkü. Şey mi? 2 saat 15 dakika sence iyi bir süre mi şarj olması için, yoksa uzun mu biraz? Yani böyle bu büyüklükte bu kadar iş yapan telefonlar için bence normal. Ben kendi telefonumu evet daha çok seviyorum. Onun ilk bölümünün şarj olması biraz daha hızlı. Çünkü her zaman böyle sonuna kadar bitirip sonuna kadar şarj edip alamadığım için. İlk bölümden kastın ne, anlamadım. Böyle ilk %50'ye falan çok hızlı çıkıyor. Tamam. Hani ben 15-20 dakika şarj edip hemen çıkayım, bir süre daha beni idare edebiliyor. SSD hiç her ne kadar Qualcomm'unki olması bile hızlı şarj 2.0'ı destekliyor. Samsung'un kendi hızlı şarj teknolojisini destekliyor. O yüzden de hızlı şarj oluyor, haklısın. Ama şeydi, 2 saat 15 dakika bence gayet iyi bir süre yani. Benim yaptığım pil testlerini hatırladığım kadarıyla Zenfone 3'ün gayet dengeli bir pili vardı. Yani boşalma anlamında da, dolma anlamında da, kullanım anlamında da gayet iyi sonuçlar. Birbirine çok yakın sonuçlar veriyordu. Cihazın tasarımıyla ilgili seyircilerimizle paylaşmak isteyeceğin herhangi bir şey var mıdır Gizem? Yani şimdi bir kadın olarak tabii tasarım önemli. Hani eskiden böyle hantal büyük telefonları hiç hoş olmuyordu elimizde. Fakat ben bunun tasarımını beğendim. Ha, ben de böyle hantal telefonlar deyince bunu yani örnek gösteriyorsun diye. Eski hantal telefonlar. Okey, tamam. Yan kısımları yuvarlak hatlı olması, SSD'ci de o yüzden, Edge olmasını o yüzden istemiştim. Hı-hı. Yuvarlak hatları, bir renkton farkı var, bence çok hoş bir renkton. Fakat tek bir şeyim var, arkadaki kamerası. Bence buradaki çıkıntı gerçekten fazla, çünkü telefonu koymaya çekindim işin doğrusu. Bir şey olur olmaz, her ne kadar çizilmez edilmez deseler de, çünkü günlük hayatta işte masaya koyuyoruz, arabanın konsoluna koyuyoruz, böyle arabanın içinde sağa sola gidiyor, çantaya koyuyoruz, bir şeyler oluyor, yani cebimize bile koysak, kumaş bile olsa sonuçta bir tahriş var orada. O biraz beni gerdi işin doğrusu, sürekli böyle düzgün koyayım diye uğraştım. Sen daha önceki Zenfone serisi telefonları görmüş müydün? Zenfone'u. Tasarım anlamında ne kadar çağ atladığını ama şey yapıyorsundur, kabul ediyorsundur büyük bir ihtimalle. Tasarımı çok güzel. Arası net yani. Yanlarındaki o şey metal çerçeve de bence senin söylediğin gibi telefona hani çift renk anlamında güzel bir şey katıyor. Ne derler? Duruş katıyor. Şey konusunda haklısın. Arkadaki o kamera çıkıntısının niye bu kadar insanın gözüne battığını eğleyemedikleri, niye ortadan kaldıramadıkları konusunda bir sorun var. Bugüne kadar Zenfone 3 kullanan arkadaşlarımızın hepsi, yani senin gibi binici olan arkadaşlarımızın hepsi arkasının çok kaygan olduğundan bahsetti ve işte bu yüzden telefonu herhangi bir yere koyarken biraz huzursuz olduklarını falan söylediler. Sen böyle bir şey yaşadın mı? Bir huzursuzluk durumu yaşadın mı? Yani şimdi arabanın üstüne böyle koymadığım için öyle bir şey yaşamadım.
Ki ben şeyi seviyorum. İşte hani masaya falan bir yerlere koyduğun zamanlarda. Yani yok, evimi bir yere koymadığım için. Ya tamam. Ben normalde aslında bayağı kaydırmaz bir kılıf kullanıyorum, hı-hı, ama diğer telefonlarımda yok. Senin kılıf sadece kaydırmaz yani, ama çok kaslı bir kılıf, evet, da yani. Darbeye karşı falan da gördüğüm kadarıyla. Ve yumuşak kılıf değil değil mi? O soft yok, değil yani. Bildiğimiz hard case. Yani. Okey. Şeyde ama bunda da herhangi bir sorun yaşamadım. Çok güzel. Ki bence böyle olması güzel bir detay. Elinde çok rahat hareket ettirebiliyorum. İnsanların en çok merak ettiği şey Zenfone 3 ile ilgili fotoğraf kalitesi. Evet. Şimdi sen de SCD Edge kullandığın için eminim şey yapma şansı yakalamışsın da, kıyaslama şansı yakalamışsınız. De fotoğraf konusuyla ilgili bize neler söyleyebilirsin Gizem? Gündüz böyle güzel havalarda inanılmaz güzel çekiyordu. Onda hiç şeyim, çok hızlı çekiyordu. Nereden buldun güzel hava bu mevsimde İstanbul'da? 15 gündür ben sanacağım. Bu arada iyice böyle şeyiz. Bir gün çok güzel, bir gün çok kötü moddayız. Aynı gün içerisinde her havayı çekebildim i̇şte mesela. İşte 19 Haziran diyoruz bugün ve gayet kış yani. Yani Temmuz'da artık güneşi göreceğiz inşallah. Ama sen güneşi buldun ve çektin bir şeyler. Buldum ve çektim. Süper. İyi, hızlı başarılı, çekiyor bence. Başarılı buldun mu? Evet. Şeyi başarılı buldun mu? Çektiğini ekrana yansıdığında, görüntüye baktığın zaman başarılı buldun mu? Evet. Çok yakınlaştırdığımda güzel. Falan inanılmaz güzeldi. Şimdi doğru bir kıyaslama olmayacak ama çünkü sen hani hala Android ekosisteminin en iyi 5-6 telefonundan bir tanesi olan bir cihazı kullanıyorsun. Ama ben senden yine de SCD Edge'de kıyaslamanı isteyeceğim. Çektiği fotoğrafın atıyorum netliğini ya da renk doygunluğunu ya da şeyini, üzerindeki distortion'lar var mı yok mu filan filan diye ne söyleyebilirsin bize? Yani o gündüz güneşli güzel havalarda performansların arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. İkisi de gerçekten güzel çekiyorlar. Zenfone 3 adına çok renk sevindirici bir şey. Falan inanılmaz güzel. Fakat... Ama hep gündüz gündüz diyorsun galiba, şimdi de evet, gece boyutu var öyle mi? Tamam. Gece biraz sorun yaşadım. Sorun yaşadım. Ya ben öyle çok teknik işte diyaframı şöyle ayarla şu kadar saniye çeksin falan benim yapan gibi, insan değilim. Benim gibi al otomatiğe bas git değil mi? Aynen. Tamam. Ben genelde otomatik çekiyorum çünkü hani atıyorum kedi geçiyor, çekiyorsun ve bitiyor bu kadar. Yani onu geçerken çekip bitirmen gerekiyor kediyi. Ya bütün kedilere poz vermeyi öğreteceğiz hani biz manuel yani. Yaptım onu da yaptım. Zorladım ama. Ya şimdi otomatikte aynı yerde hatta birkaç fotoğraf çektim, onları da vereceğim. Lütfen. Otomatikte gece bence hiç iyi olmayan bir performansla karşılaştım. Hani belki çektiğim şey denize karşı tekneleri çektim ama yine ışıklandırma vardı, oraya doğru bir ışık vardı. Tamam. Otomatikte hiç memnun kaldım. Aynı kareyi bundan başka cihazla da çektin mi? SD ile de çektin mi? SD ile de çektim. J7 ile de çektim. Süper, onları çok güzel. Vereceğim. Elimizde hepsi. Mustafa Buralı ve koyar onları. Fakat bunu gece moduna aldığımda ya da işte bulutlu havalarda ya da da karanlık yerlerde az ışık moduna aldığımda evet, orada bir performans artış, hatta böyle bir zıplaması falan. Dur ya, doğru mu anlıyorum? Sen normal modda gece çekim yaptığın zaman şey yapmadığını, iyi çekmediğini mi söylüyorsun bana? Ya otomatikte direkt, full otomatikte çektiğimde onu... Tamam. Şimdi anladım. Biraz yani, daha ayarlamasını peki, bekliyordum. Peki bir şey soracağım sana. Normalde kendi SD'cinle falan da fotoğraf çektiğin zaman gece yine gündüz çekiyormuş gibi sadece düğmeye basıp mı devam ediyorsun? Genelde otomatik çekiyorum. Eğer hani o tarz özellikle çekmek istediğim güzel bir manzara ya da güzel bir şey yoksa genelde otomatik çekiyorum ve bana yetiyor. Biraz tembeliz galiba değil mi? Gece böyle gece moduna aldım. <yani. gülüyor> Ya orada gerçekten o anda hani güzel bir şeymiş çektim paylaştım. Ben ilk söylediğinde hani işte geceden çok memnun değilim dediğinde sanki gece moduna aldın onunla çek. Yok, yanlış anladım. Yok, otomatik sadece full otomatikteyken. Tamam. Yoksa gece modunu aldığımda ya da diğer modlarını kullandığımda gerçekten eğlendim. Unutmuşum, kusura bakma. Telefonu sana verdiğimiz zaman hiç oyun muhabbeti yaptık mı seninle? Oyun oynuyor musun? Oyun oynar mısın bilgisayarım cep telefonunda? Ya eskiden çok oynuyordum. Artık o kadar fazla oynamıyorum. Fakat yine de oyun yükleyip oynamayı da denedim. Süper, ne yükledin? Funrun yükledim. Funrun. Evet. Funrun. Böyle çok grafik falan yok ama en azından hızlı olması hızlı gereken bir oyun. Aynen öyle. Hızlı olduğu için istesinden çok fazla renk değiştiren falan bir oyun ekranı. Tamam. Bir performans farklılığı görmedim. Çok güzel. Yani bu söylediğin şeyler benim gözümdeki Zenfone 3'ün değerini böyle yukarıya taşıdıkça düşüyor. Funrun'ı sen normalde SD'cide mi oynuyorsun? SD'cide oynuyorsun. Süper. Şirket hattımda oynamıyorum. Buradan çalıştığımız şirketin yöneticilerine de bu mesajı gönderiyoruz. Şirket hattıyla oynamıyoruz. Şirket hattıyla gece fotoğrafı çekmiyoruz. Süper ya, şirket hattımda oynamıyorum. Ya bağlantıda ya da oynamada herhangi problem yaşamadım ki özellikle düşük çekim kuvvetine sahip olan yerlerde hep sıkıntı yaşıyordum. Öyle bir şey yaşamadım, gayet mutluyum. Şeyi söylüyorsun, internete bağlantı hızı yavaşladığı zaman Funrun online oynandığı için oyunun evet, kastından. Yani aslında o kasma S7'den ya da Zenfone 3'ten değil, senin bulunduğun lokasyonla
uydu bağlantısı arasında şeyvesinde. Ondan bir de bundan önce ben 5 kullanıyordum. S5'i kullanıyordum. Tamam. Onda bazen böyle arka planda çok fazla şey açıksa telefon artık şey diyordu, yani biz oynamasak mı acaba deyip bir kendine durduruyordu. Peki. Bunda o tarz, yani Zenfone 3'te oyun anlamında hiç öyle bir şey yaşamadım. Süper. Peki şeyle alakalı Zenfone 3'ün pilinin dolmasıyla ilgili bir fikir var kafanda. Pilinin boşalması ve tükenmesiyle ilgili herhangi bir şey mi? Hiç video falan çektin mi? Video çekerken falan bir... Uzun uzun öyle çekmedim. Gün içinde normal kullanımım biraz daha şirket hattıyla şeydi, eş değer gibi gidiyordu. Karşılaştırdığımda ikisi de neredeyse aynı performansa sahipti. Yaklaşık 2-3 gün gidiyor bana. Onlarla çok fazla işlem yapmıyorum çünkü. Maillere bak, telefon cevap ver. İşte 1-2 işlem yap, o kadar. Öyle olduğunda gidiyor. Elime alıp aktif kullandığımda o kadar gitmedi tabii. Bir gün içerisinde bitti. Bir gün gerçekten evde oturup çünkü normal telefonmuş gibi kullandığımda. Normal telefonmuş gibi kullandığın işte sosyal medya vesaire. Sosyal medya aynen. Filan gibi. Bence bir günü eğer çıkartabiliyorsa bir telefon, ona şey gözüyle bakmak gerekiyor. Yeterli. Yani yeterli gözüyle bakmak gerekiyor. Ama tabii şimdi senin bir gününle bir başkasının bir günü arasında şey yapılır, fark olabilir. Sen zaten anlatırken bile mesela ben şimdi bir gün kullanıyorum derken 3 kere basıyorsam ekranı, sen bir gün kullanıyorum dediğin zaman 15 kere falan basıyorsun zaten. O yüzden öyle bir fark olduğunu şey yaptım, anladım. Genel anlamda Zenfone 3 ile ilgili görüşlerin olumlu mudur, olumsuz mudur, yoksa böyle hani çok nötr ya da işte hani olumlu olumsuz nötrden de başka şey de diyebilirsin. Beklediğim gibi, beklediğimden daha iyi, beklediğimden daha kötü, seni ayar kırıklığına uğrattı mı, mutlu etti mi? Yani nasıl bir yorum yapmak istersin? Yani şimdi burada ben bu tarz şeylerde hep fiyat performansa bakıyorum. Yani böyle en güzeli. Çok süpersonik bir kulaklık olabilir ama ben eğer zaten online radyo dinleyeceksem hiçbir anlam ifade etmiyor. Zaten ses kalitesi belli. Bu benim de çok saygı duyduğum bir görüş. Ya yine fiyat performans olarak baktığımda hani bu fiyata bence gayet alınabilir bir telefon. Alır mıyım? İkinci telefon olarak alırım. Aa, süper. Yani S7 Edge kullanan Gizem bile ikinci telefon olarak alma ihtiyacı da olsa alabilir diye düşünüyor. Süper. Bence hatırlıyor musun? Telefonu ilk sana verdiğim zaman şey diye konuşmuştuk. Bu telefonu işte çok üst segment telefon kullanan arkadaşlar da elden geçirdiler ve hepsi beğendi. Bakalım sen beğenecek misin falan diye. Ben o zaman bu yaptığımız konuşmadan senin de beğendiğini anlıyorum. Ama şeyi de görüyorum. Senin bazı itirazların da var. O ya, itirazların dediğim mesela işte bu arkadaki tasarımdaki bu çıkıntıya çok takmışsın gördüğüm kadarıyla. Sonra bir de bana şey dedin. Şimdi videoda konuşmadık ama fotoğraf çekerken istediğim kadar hızlı çekmiyor gibisinden mi bir şey söyledin? Yok. Gece çekiyor. Fotoğrafı için söyledin, evet, değil mi? Fotoğrafı gece da. Fotoğrafı için. Okey, tamam. Çünkü ya, bu videoda şey dedin. Gayet hızlı çekiyor dedin. Evet, şimdi evet. Bana şey yapıyorum. Mesela şey özelliğini denedim. Direkt otomatik yüzünüzü tanıyıp selfie özelliğini denedim. Hani gündüz çektiğimde 5-6 kişi hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel çekiyor. Fakat gece çektiğimde 2 kişiye kadar evet biraz daha bekliyorum. Hani çekiyor. Fakat ondan sonrasını almıyordu mesela. Telefon çevreni biraz azaltmanı istiyor yani bazı insanlarla. Özellikle de elini çekiyoruz. Az görüşüp herkesle. Onu denemem gerekiyordu. Herkesle birlikte fotoğraf çekiyor. Selfie çektiğim falan gibi telkinlerde bulunuyor. Anladığım kadarıyla arkadaşlar. Çok fotoğraf çekmedim bana. Peki Zenfone 3 ile ilgili benim sana sormayı unuttuğum, senin ya da ben çok konuştuğum için senin söylemeyi unuttuğun herhangi bir şey var mı kafanda? Çünkü ben eminim. Bu arada sana şeyi de söyleyeyim, yukarıda konuşurken söylemedik. Birçok arkadaş senin bu videonu bekliyor. Bana başka videoların altında Zenfone 3'ü bir bayan arkadaşa vermiştiniz, ne oldu filan diye soranlar var. O yüzden hani senin şeylerini, görüşlerini merakla bekleyen bir kitle olduğunu düşünüyorum şu anda. Unuttuğun, söylemek istediğin başka bir şeyler var mı telefonla ilgili? Ben herhalde şu an tamamen son kullanıcı olduğum için böyle bir... Yani dediğim gibi ben ilk telefon olarak biraz daha üst segment telefon kullanıyorum. Fakat ikinci telefon olarak ya da anneme ilk telefon olarak anlayabilecek bir telefon. Fotoğraf çekme kısmında eğer o ayarları yapabilen birisiyseniz bence çok iyi bir telefon. Fakat benim gibi hemen çek paylaş, çek paylaş, çek paylaş gibi yaşanıyorsa... Ben burada topa gireyim. Sadece sosyal medyada paylaşmak için aslında ayar yapmaya falan da gerek yok. Gündüz çekimlerinde de gece çekimlerinde. Sadece gece çekimlerinde gece modunu alırsanız Gizem'den biraz daha şey, neden? Çünkü biliyorsun biz bu telefon için bir gece modu videosu çektik.
Benim o videodan hatırladığım kadarıyla gayet başarılı şeyler veriyordu, sonuçlar veriyordu. Orada herhangi bir kıyaslama falan da yapmamıştık. Yani bunu bir başka marka, bir başka şey değil. Sadece işte fotoğrafçılık için yapıldığını iddia ettiği için bu telefon bunun gece modunu kendi içinde tartmak istemiştik. Benim aklımda şey diye kalmış, başarılıydı diye kalmış. Aldığın notlar arasında bakmak istediğin bir şeyler var mı? Evet, ben şu an bir şeyler, videonun altında bir şeyler sorulmuştu çünkü ben onları... Lütfen, deneme şansın olduğu evet. olanlar varsa eğer. Özellikle zaten fotoğrafla alakalı şeylerdi, o yüzden hepsini denedim. Gece modunda kasıyor mu diye sormuştu birileri, o sıkıntı yaşadı. Şeyi sormuştu galiba değil mi? Gece modunda fotoğraf çektiğinizde fotoğrafın kaydetmesi süresindir, öyle kalmış aklımda. Onda da onu yazmışlardı. Onda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Tamam, normal kaydediyor. Aynen, kaydı çekerken böyle kare kare oluyor demişti. Ben yine öyle bir şey yaşamadım. Tamam. Bu ikisini aynı arkadaş mı sormuştu? Benim aklımdan çıkıp farklı kişiler sormuştu. Farklı kişilerdi. Süper. Hepsine. Tamam. Düşük ışıkta videoyu işte test ettim. Bence hı-hı. gayet iyiydi. Toplu selfie çek test ettim. Evet, toplu selfie'yi de sormuşlardı sana. Şimdi hatırladım. Evet. Yani ben hani telefon azalt insan sayısını dese de gizemi çekmesi gerekiyordu çünkü soru vardı. Denedim. Onun dışında da evet, hepsini söylemişim zaten. Tamam. Ayağına sağlık. Bize vakit ayırıp buraya gelip hem telefonu alıp hem de 15 gün sonra görüşlerini bizimle paylaştığın için galiba alamayacağız telefonu. Onu şey yapıyorum, neden hissediyorum. Sen kim Zenfone 3 kullanmak seviyesinin son binicisi oldun. Seviyeyi burada bitiriyoruz. 5 kullanıcıyla bitiriyoruz. İnşallah başka telefonlarda yine seninle şey yapabiliyor, deneyimlerini izleyicilerimizle paylaşıyor oluyoruz. Arkadaşlar, kim Zenfone 3 kullanmak ister seviyesi bitiyor ama başka cihazlarla şey yapmaya devam edeceğiz, seviye devam edeceğiz. Lütfen Zenfone 3 ile ilgili sorularınızı videonun altına yazın. Gizem'in vakti olur mu bilmiyorum çünkü çok yoğun çalışıyor anladığım kadarıyla ama ben bildiğim kadarına şey yapıyor, cevap veriyor olduğum Gizem'in adına. Tabii ki Gizem'in kullanımı ile ilgili bir şeyler soracak olursanız Gizem'den bitti. Sen zaman ayırabiliyor musun şeyi falan sosyal? Bakıyorum. Bakıyorsun. Okey. Eğer zamanı olursa görürse eminim şey yapacaktır. Bize zaman ayırıp fikirlerini paylaşacaktır. Gizem'in kullanım deneyiminden şunu anlıyorum arkadaşlar. İşte bugün 1500 lira falan civarında limitli bütçesi olan birisi bir telefon arıyorsa Zenfone 3'ü de bir seçenek olarak mutlaka değerlendirmeli gibi bir şeyler söyledi diye varsayıyorum ben Gizem. Sanırım yanlış bir şey söylemiyorum değil mi? Tamam. Bir başka kullanıcı deneyimi videosunda yine birlikte oluruz arkadaşlar. Umarım bir başka kullanıcı deneyimi videosunda tekrar Gizem'le de birlikte oluruz. Tekrar çok sağ ol Gizem. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.